Son yıllarda insansız hava araçları ile ilgili gelişmelerde farklı farklı görevleri yapan sistemler ortaya çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi de yangın söndürme operasyonuna katılan özel tasarlanan insansız hava aracı sistemi. Aselsan ve Altınay'ın ortak şirketi DASAL'ın geliştirdiği bu yangın söndürme İHA sistemi normalde yük taşımada kullanılan Albatros olarak adlandırılan İHA'dan geliştirildi. Şimdi detayları şirketin müdürlerinden pazarlama ve iş geliştirme müdürü Onur Güzelmeriç'te birlikte konuşuyoruz. Biz geçen sene Aralık ayında bu çalışmalarımıza başladık. O zaman Hatay yangını olduğunda gerçekten bizim de canımız çok yandı. Buna karşı neler yapabiliriz diye düşündük. Ve yangınla mücadeleyle ilgili 3 aşamalı bir konsept geliştirdik. Albatros bunların içerisinde esasında sadece bir tanesi. Bu gamın içerisinde 10'a yakın hafif, orta ve ağır sınıf aracımız bulunmakta. Hafif sınıflarda daha çok gözetleme ve tespit yapıyoruz. Daha sonra da soğutma çalışmalarında destek oluyoruz. Çünkü bu yangınlarda gördüğümüz kadarıyla soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra itfaiye ekibi görev yerini değiştirdiğinde tekrar oralarda yangın çıkabiliyor. Dolayısıyla aşama tamamlandığında ya da tamamlandığı zannedildiğinde oradaki ısıyı yukarıdan kontrol etmek gerekiyor. Bununla ilgili iki tip ürünümüz var. Birisi regüler bir kırlangıcın FDF dediğimiz Fire Detection Forest modeli. Diğeri de kablolu bir sistem. Kablolu sistemler de bizim fikrimizce özellikle Ege bölgesi gibi dağların denizlere dik olduğu yamaçlarda buradan uzaklaşıldığında belki bir teknenin bir botun üzerine konumlandırmak kaydıyla çok geniş alanda görsel ve bilgi ve sıcaklık hesaplaması alabilir diye düşünüyoruz. Orta sınıfa geldiğimizde ise yangına ilk müdahale açıkçası yangını yılanın başını küçükken ezme denir ya dilimizde. Bunu hedef aldık kendimize. Burada 6 farklı ürün var. Burada Antalya'dan Çanakkale'ye kadar, Hatay'a kadar birçok Orman Genel Müdürlüğü birimleri ve itfaiye daire başkanlıklarıyla merkezden onlara çeşitli yangınlarda destek olan birimlerle görüşüp onların ihtiyaçlarını aldık ve buna göre bir konsept oluşturduk. Yangın tüpünden özel sensörlü yangın bombalarına kablolu bir sistem olarak bir itfaiye arasöz aracının üzerinden ya da farklı amaçlarla yeni tasarlanacak araçlar üzerinden yükselmek kaydıyla çok uzun süre su kaynağı devam ettiği sürece söndürme hareketi yapabilecek araçlar tasarladık. Albatros'a dönersek bu ağır sınıfa giriyor. Albatros üzerinde 24 tane özel sensörlü yangın topu taşıyor. Bunu neden ısrarla vurguluyoruz? Çünkü bu özel sensörler sayesinde ağaçların 1-2 metre üzerinde yüksekliğimizi hesaplayarak yangın toplarını patlatabiliyoruz. Bu şekilde de aynı rezidanslardaki söndürme sistemleri gibi şemsiye efektini yaratıyoruz ve havanın kesilmesini sağlıyoruz. Bu 4-5 dakikada kadar etkili olabilen bir şey. Bu sayede esas ana söndürücü itfaiye ekiplerine zaman kazandırmış oluyoruz, destek oluyoruz. Hatta ufak yangınlarda daha çok gelişmemiş, birbiriyle birleşerek büyük bir yangın haline gelmemiş durumlarda bu orta boylu yangınları söndürme ve soğutmaya ciddi destek oluyoruz. Bunun haricinde orta bölümde gördüğünüz 16 tane füze lançeri var. Bunlar farklı malzemelerle kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Yangının tipine, itfaiye ekibinin ihtiyacına göre KKT ya da aerosol ya da seçecekleri farklı bir malzemeyi duruma göre kullanabilecekleri iki taraftan atış yapabilen füze sistemi. Bu şekilde Albatros'un uçuşunda hem aşağı doğru direkt termal kameralarla belirlediğimiz sıcaklık noktalarına demin anlattığım şekilde yangın toplarını bırakabilme yeteneğinin haricinde sağ ve sol taraflara da 50 metreye kadar uzaklıklara bu söndürme füzelerini gönderebiliyoruz. Total olarak 75 kilo ağırlığı zaten Albatros'un askeri modellerinden, kargo modellerinden biliyorsunuz taşıyabiliyoruz. 90 kilometre hızımız var. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla
kısa mesafelerde 10 kilometre gibi bir yere saatin 1/9'u kadar bir vakitte ulaşabiliriz. Bunu yapabilecek başka hiçbir, yani normal uçan helikopter ve uçak unsurlarının haricinde bir araç olduğunu düşünmüyoruz. Yangın bölgelerine intikal konusunda da Albatros mevcutta envanterde bulunan herhangi bir tır ya da kamyon üzerinden aktarılabilir durumda tasarlandı. Bu da bir avantaj. Dolayısıyla yangına yakın bir lojistik merkezine yerleştirildikten sonra çok sık sortiler yapabilir. Bu da önemli bir unsur. Havada 45 dakika kalabiliyor. Dolayısıyla 5 kilometrelik bir yangın uzaklığına git gel 10 kilometre diye hesaplarsak eğer, 45 dakikada da 60 kilometre gittiğini düşünürsek hızından 6 sorti yapabiliyoruz bir piliyle. Bu çok ciddi bir süre, avantaj ve çok ciddi bir rakam diye düşünüyoruz.